Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde doğrular ve açılar konusundan devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Buyurun bakalım dersimize. Şimdi burada neleri göreceğiz arkadaşlar? Önce bir, iki paralel arasında kalan birbirine bakan açıların toplamının 180 derece olduğunu göreceğiz. Bu bir. Bakın burada iç ters açıları görüyoruz. C ile E iç ters aynı açılar. D ile F iç ters açılar aynı açılar. Bunların toplamı 180 ise o zaman arkadaşlar ne oldu? Altlı üstü toplamı da 180 olacak. Yani D ile E'nin toplamı, biz buna U kuralı da diyoruz aynı zamanda. Birbirine bakan iki paraleldeki aradaki açılar D ile E'nin toplamı 180, C ile de F'nin toplamı 180 derece olacak diyoruz arkadaşlar. Bakın iç ters açıları unutmayalım. Y buraya gelecek, X de buraya gelecek arkadaşlar diyoruz. Ve gelelim bakalım sorumuza. Burada sadece birinci bölümden ekstra olaraktan şunu yazmanızı isteyeceğim. A artı B'nin U kuralında arkadaşlar toplamı 180 derece. İki açı varsa, üç açı varsa göreceğiz. Başka bir kural gelecek U kuralında arkadaşlar. İki açımız varsa 180 ediyor. Şimdi X kaç derecedir? Buradaki soruya göre diyor. K ve L birbirine paralelse. Şimdi burası 3x artı 15. O zaman ben burayı da 3x artı 15 ters açıdan yazıyorum. Doğru mu? Şimdi birbirlerine bakıyorlar ve birbirlerine bakıyorlarsa ben bunların toplamının 180 derece olacağını söylerim. Bir cebirsel toplama yapmam lazım. Önce x'leri topluyorum. 3x'i 2x topladım. 5x. Sonra sayı topluyorum. Artı 15 eksi 25 daha eksi 10. Eşittir ne oldu? 180 derece. Karşıya giderse ne oldu? Eksi 10 artı olaraktan gidecek. 5x eşittir. 180 bu karşıya artı gitti. Artı 10. O zaman 5x eşittir 190. X'imiz ne geldi arkadaşlar burada? 38 derece gelecek bizim x'imiz. 5'e böldüğümüzde diyoruz. Cevabımıza bakalım. Doğru mu bulmuşuz? Daha sonra diğer soruların çözümüne geçelim. 38 dereceyi doğru bulmuşuz arkadaşlar. Evet. Doğru olup olmadığını aşağıda paralel doğruların bir kesenle yaptığı bazı açılar verilmiştir. Buna göre yazılan açıların doğru olup olmadığını söylemeyi istiyorum. Burası 50 ise bakın doğru daştan yöndeş açıdan burası da 50. 50 ile 120, 180 olmuyor. 170 olur. Bu yanlış. Burası 60 olmalıydı bunların paralel olması için. Bu 100 iç açıdan bu da 100. Paralel olur mu? Olur. İkisinin birbirine bakan tarafta 100 olmaz. Birbirlerine eğer paralellerse arkadaşlar toplamları 180 olacak. Bu 100 ise bu 80 ya da bu 100 ise burası 80 olması lazımdı. Bu yanlış diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum B kısmındaki sorularıma. D1, D2 doğruları paraleldir. Verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz diyor. Evet 70. 70'e bakan bir paralel var. Ne oldu? İç açıların toplamı 180 olacak. Burası o zaman 110 derece. 140 ise burası ne olacak? 40 derece. Burası 120. İçeriye alalım çaprazdan tersten. Burası da 120. Buna bakan açı var. İç paraleller ne oldu U kuralından? Burası da 60 derece. Toplamları 180 olacak diyoruz. Gelelim birinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde AB paraleldir CD'ye ve AD eşittir DC'ye. Bu açıda 70 derece ise burası kaç derece olacak diyor. Şimdi arkadaşlar şu ikisi birbirine eşit bunu göstermiş. Burası birbirine paralel. Öncelikle üçgende iç açıları eşit olan açılar, bakın kenarları eşit olan açılar birbirlerine eşit olacak. Şu kenar şu kenara eşitse baktığı açılar bu 70. Buranın da baktığı açı 70 derece olmak zorunda. Hatta üçgeni tamamlayalım. 70, 70, 140. 40 da buraya veriyorum ki 180 olsun. Şimdi neyi kullanacağım ben? Şuradan iç tersi de kullanabilirim. Buranın 40 olduğunu görebilirim. Bunu kullanmasam da şöyle yapabilirim. İki paralel arasındaki açıların toplamı 180. 70 ile burasının toplamı 180 olacak. Burası 70 ise buraya ne kaldı 180 için? 40 derim. Buradan da girebilirim. Bakın. Üçüncü kuralı buradan getirmiş olduk. Gördünüz mü? Üçgenin iç açısını iç ters yaparım. Buraya 40 koyarım. Ya da iki paralelin arasında buradan yapamadım. Şuradan yaptım. Burası 70 ise iki paralel arasına bakan U kuralında 180'i tamamlayacak. 180'i tamamlamak için buraya 40 kalıyor. Arkadaşlar bu matematiğin artık geometri kısmında. Geometri kısmında da bir soru sadece bir yerden çözülmez. Birçok çözüm yöntemini bulabilirsiniz arkadaşlar diyorum.
ve geçiyorum. İkinci soru. Yukarıdaki şekilde EF paraleldir AB'ye. Bu da CD'ye de paralel olacak. Çünkü bir dikdörtgen var. Buna göre FEC 3x artı 10. FEC şurası 3x artı 10'muş. ECD burası da x artı 10'muş. Bakın bir iki paralel arasında ne oldu? Açı 180 tamamlayacak. O zaman 4x artı 20 eşittir 180 derim. Artı 20'yi karşıya atarım. 4x eşittir 160 gelir. X'im de buradan 4'e bölersem 40 derece olduğunu bulurum diyor. Bana diyor ki BCE şurası kaç diyor. Hocam ben buraya nasıl gideceğim? X'i 40 buldum. Şuraya 40'ı verirsem şu yukarının 50, buraya 40'ı verirsem buranın 130 derece olduğunu görürüm. Bu bir dikdörtgen. Kenarları 90 derece. Burası 50 ise buraya ne kalacak arkadaşlar? 40 derece kalacak bize sorduğu bölgede. C şıkkı. Bakın paralellikler var. Rüzgar sokak rıhtıma, Selvi sokakta deniz sokağı birbirine paralel olmuş olacak. Bakıyoruz. Yukarıdaki kareköylük rüzgar sokak ve rıhtım sokak, sel ve deniz sokak birbirine paraleldir. Kroki'de verilen bilgilere göre x kaç derece olacak diyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan şunu yapıyorum arkadaşlar. İç ters açıdan burasıyla burası, bakın burası 70 ise arkadaşlar, tamam mı? Şöyle. Burası 70 ise şurası da 70 derece. Burası 60 ise bakın bir paralellik var arkadaşlar. Burası da ne olacak? Karşı tarafı da 60 derece gelecek. Doğru mu? Evet, şimdi üçgenin içine girdiğimize göre 60'ı 70'i bulduk. Üçüncü açıyı arıyoruz. 130 ne kalacak burasına? 50 derece kalacak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın çok rahat bir paralel kenar varsa karşılıklı açılar arkadaşlar, bakın paralellik var. Ben burada iç ters açı yaptım. Şurası 60 derece, burası 70 ise burasının da 70 derece olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla x'in içerisi de ne olacak? Üçgenin iç açılarının toplamı 180'den biz 60'la 70'i topladık. Geriye ne kalacak? 50 derece kalacak diyoruz burada arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaki sayfaya. Paralel çizelim diyor. Şimdi bakalım. Şimdi paralel çizelim. Birkaç bilgi. Arkadaşlar şöyle paraleller arasında bakalım, gelelim buraya Z kuralı diyelim. Paraleller arasında iki ya da daha fazla açı, sağa bakan açılar sola bakan açıların toplamı birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Burası nereden mi geliyor? Şuradan geliyor. Bunlar iki paralel mi? Üçüncü paraleli şöyle çizersem ben şöyle çizdim. İç tersen bu A ise bu da A açısı gelecek mi? Bu B ise buraya da B açısı gelecek. İçerisi ne oldu? A artı B oldu. Demek ki sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olacak. 2. U kuralı için 3 açı varsa eğer. Bakın 2 açı varsa 180'di. 3 açı varsa 360. Bunu da kanıtlayalım. Şöyle çizelim. Burayla buranın toplamı 180. Burayla buranın toplamı da 180. Hepsini toplarsak 360 edecek mi? Edecek. Demek ki burada U kuralının 2 tanesinin birleşimi olmuş olacak. Biz de kısaltaraktan bu ispatı, kanıtı da arkadaşlar şeyi de şu yazacağımız şeyde, eğer iki açı varsa paraleller arasında 180 edecek toplamı, 3 açı varsa toplamları 360 edecek diyoruz arkadaşlar. Başka bilgi var mı? Yok. Vereceğimiz bir şey. Gelelim burada sorumuzun çözümüne. Diyor ki 2 GF, GB ve FE birbirine paraleldir. O zaman ACD'nin ölçüsü nedir arkadaşlar? Evet. Burası 40 ise şuraya alalım. Bu bunu 180'e tamamlayacak. Burası 140 derece. Şimdi U'nun arasında 3 açı. 1, 2, 3. 3'ünü bulmuş olduk. Doğru mu? Ne oldu? 3'ünün toplamı 360. Ya da şöyle yaparım. Burası da 35 derim. Burası da 40 derim. Sağa bakanlar sola bakana eşit olacak. Burası 75 derim. Buradan da gelebilirim. Birinci yöntemi bu. İkinci yöntem, bunu görmedim. Şunu görüyorum. İçeriye bakanların toplamı 360 olacak. 140-145 tane oldu? 285. 360'tan 285'i çıkartırsam 75'i buradan da buluyorum. Dedim ya, tek bir çözüm yöntemi yok. İsterseniz sağa bakanların toplamı sola bakanlara eşittir. Ya da içeride kalan 3 açının toplamı 360'tır. Buradan da bu soruyu çözebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Gelelim D1-D2'ye paralelse soru işaretiyle belirtilen yerlere
hangi açı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Evet, ne oldu? Paralellik varsa 30, burası iç tersten ne oldu? Burası da 30. 30, 40 daha 70, üçgene geldik şimdi. Buraya ne kalacak? 110 derece kalacak diyebiliriz. Ya da buradan gitmediniz, şöyle gidin. Bakın sola giden bakanların toplamı, sola bakanların toplamı, sağa bakanların toplamına 30-40 daha burası 70 mi? 70 ise buraya 110 kaldı. Buradan da gelebilirsiniz. Tek bir çözüm yöntemi yok. 3 tane açı var. 3'ünün toplamı 360 edecek. 1, 2, 3, 290. Ne eklersem 360 eder buraya? 70 dereceyi eklersem 360 edeceğini görebilirim. Evet, yine 3 açı var. 110, 130. 240 ne kaldı? 120 derece kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim buraya. Aşağı sağa bakanlar, sola bakanlar demiştik. Ters çevirdi. Aşağı bakanlar, yukarı bakanlar. Ne olacak? 20 ile 30 yukarı bakan ne oldu? 50 derece olacak. Ya da şöyle bir paralel çizeyim. 3. paralel. Bu 20 ise iç tersten bu da 20. Bu 30 ise burası da 30. Ne oldu? Al size 50 derecenin toplamının kanıtı. Tamam. Gelelim birinci sorumuza. Diyor ki şekilde BA paraleldir DE'dir. 60 110 sağ, evet, sağa bakanlar sola bakanlara eşit olacak toplamları. 60 ile neyi toplarsam 110 edecek. 50 dereceyi toplarsam 110 edeceğini görebiliriz diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci soru. Buna göre diyor ki BA paraleldir DE'ye ve açıortaylar var. O zaman BCD kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 40'ın taradığı. 40 böyle geliyor ya. Şuradan geliyor. Ben bunlara X'e X, bunlara da Y'ye Y diyeyim. Tamam mı? Çünkü açıortaylar. Şimdi 40'ın dışında kim kalıyor? Bakalım. 40'ın dışında arkadaşlar 40 eşittir X artı Y diyorum ben. Bir tane X, bir tane Y bırakıyor dışında. C açısı da arkadaşlar 2 tane x, 2 tane y. O zaman C açısı da 2x ve 2y bırakıyor. Bunu önce bir görelim bakalım. Bunu göstermek istiyorum. 40 derece x ve y'yi bırakıyor. Dışında 40 eşittir x artı y. C açısı da eşittir 2x artı 2y. Ben x artı y'ye 40 dediysem 2x artı 2y'ye ne diyeceğim o zaman arkadaşlar? 80 derece demeyecek miyim arkadaşlar? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bunu örnek tip olaraktan deftere yazmanızı isteyeceğim. Aynı böyle yazın. Açıortay bu 40 ise burası kaçtır deyin. Şuraya soru işareti koyun. Diyin ki x x y y x artı y 40 ise 2x artı 2 y o zaman 80'dir diyerekten sağa bakanlar sola bakanlara eşittir kuralından. Yukarıdaki 3. soru şekilde D ve K doğruları birbirine paraleldir. Tamam, şöyle. Burayı niye yarım bıraktım? Yarım bırakılan doğruları varsa tamamlayın arkadaşlar. Neden? Sorunun çözümü oradan gelecek zaten. Ben istersem şöyle yapayım burayı. Yöndeş açılardan bu 60 ise buraya da 60 deyip 60, 40, 100 yapıyor. Buraya 80. Dış açısı da 100 yapar. Buradan da gidebilirim. Ya da bu 40 ise buraya 140 kaldı. Bu 60 ise buraya 120 kaldı. 3 açının toplamı, paralel arasındaki 3 açının toplamı 360 edecek. Bunlar 260. Buraya da 100 derece buradan yine kalır. Buradan da çözebilirim. İki yönlü de bu soruyu çözebilirim. Ben daha basit yolunu gösterdim. Devam ettirin. Yöndeş açı 60 ise 60. Üçgene gidin. 100. Buraya ne kaldı? 80. Dış açısı ne oldu? 100 derece geldi D şıkkında. Evet arkadaşlar. Konu önce bilgiyi sonra tecrübeyi gerektiren, daha sonra soru çözmek için tecrübe gerektiren bir konu arkadaşlar. Konu anlatımını bitirdikten sonra bu ikinci bölüm, üçüncü bölümde doğrular ve açılar bitecek. Soru çözümleri daha sonra yeni nesil sorulara doğru adım atacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin öğretmen listesini bırakıyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.